Evet, bugün konumuz LGS sınavı. Yani LGS sınavı liseye giderken gireceğimiz bir sınavdır. Sınavda biz başarılı olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? 8. sınıfta çalışıp da başarılı olabilir miyiz? Geç kaldık mı? Evet, bu konuları değinmek istiyoruz. Evet, geç kalmadınız. Şu anda biz 15 saate girmiş bulunmaktayız. 8. sınıf öğrencileri için konuşuyorum. Başarılı olmak istiyorsak bizim tek çaremiz var. O da çok çalışmak. Çünkü şu anda sınava kalan bir 6 aylık veya 5 aylık bir süre var. İkinci dönemde okulların açılacağı düşünülürse biz çok çalışarak başarılı olabiliriz. Tabii ama çok çalışınca başarılı olma garantisi LGS sınavı için veremeyiz. Çünkü bizim sınavda başarılı olabilmemiz için okuduğumuzu iyi anlamamız lazım. Bazı temel konuları bilmemiz gerekiyor. Matematik adına 4 işlemimizin gerçekten ciddi anlamda güzel olması gerekiyor. Biz sınavda başarılı olmak istiyorsak o zaman ne yapmamız lazım? Çok çalışmamız gerekiyor. Ama çok çalışırken boşa çalışmamak diye bir tabir var. Bazen çalışırsın ama verim alamazsın. İşte biz böyle durumlara biz boşa çalışmak diyebiliriz. Boşa kürek sallamak da diyebiliriz bazen. Başarılı olmak istiyorsak biz düzenli, planlı, istikrarlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Sınavda başarılı olmak istiyorsak okuduğumuzu anlamamız, hızlı okumamız gerekiyor ve matematikte işlemleri düzgün ve hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ben matematik öğretmeni olduğum için matematik adına konuşmak istiyorum. Matematiğe bizim sınavda sorularımız biraz zor geliyor. Türkiye geneline vurduğumuz zaman zaten şu anda yapılan sınav %5, %10'luk dilim için yapılıyor. Yani devletin istediği en iyi öğrencilerin çok çalışan, zeki, genelde bu zeki ve akıllı olan öğrenci seçmek istiyor. Matematikte nasıl çalışmalıyız matematiğe? Matematikte bizim ilk önce konuları iyi anlamamız gerekiyor. Konuları anladıktan sonra bizim kazanım testi dediğimiz basit sorular var. Önceki sınavda çıkan sorular var. Onları çözebiliriz. Konuyu iyi kavradıktan sonra kolaydan zora doğru ilerliyoruz tabii ki. Bundan sonra konuyu kavramadan yeni nesile geçmiyoruz. Konuyu kavradık, normal testlerini çözdük, yeni nesile geçiriyoruz. Yeni nesile geçtiğimiz zaman veya beceri temelli soruları geçtiğimiz zaman en zor sorulardan başlamıyoruz. Yeni nesile geçiş tarzı kitaplar var. Onları araştırıp onlardan alabilirsiniz. Onları çözüyorsunuz, sonra yeni nesil sorular çözersiniz. Ve alacağımız kitaplar bizim zor seviye olmaması gerekiyor ilk başlarda. Bizim başlarda alacağımız seviyeler yeni nesile geçiş ve yeni nesil soruları orta seviyede olması lazım. Onları biz rahat rahat çözdükten sonra biz yeni nesil zor soruları geçmemiz gerekiyor. Ne yapmalısın? Başarılı olmak istiyorsak bizim LGS sınavında tüm derslerde çıkacak konuları iyi bilmemiz gerekiyor. Yani liseyelim. Hangi konularda eksiğiniz var onları bir yazmanız gerekiyor. Çünkü siz sınavda başarılı olmak istiyorsun. Tabii başarı görece bir kavramdır. Ama biz sınavda istediğimiz bir yere gitmek istiyorsak kendimize hedefler belirlememiz gerekiyor. Onları zaten birazdan değineceğim. Bilmediğimiz konulara tekrar çalışmamız gerekiyor. Ara ara ayda bir kısa kısa konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Çalışma programı hazırlamamız gerekiyor. Aylık ve haftalık olarak bunları düzenleyebiliriz. Bizim tüm derslere düzenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Evet, ilk önce bizim kendimize hedef belirlememiz gerekiyor. Hedef dediğimiz olaylar şu: matematik, Türkçe, fen, sosyal bilgiler dersleri için gireceğimiz sınavda netlerimizin yüksek olması. İlk önce kendine büyük bir hedef belirle. Gideceğin liseyi tahmin et ve düşün. Senin kaç puana ihtiyacın olduğunu araştır. 420, 430 puan neyse. Ona göre kendini çıkarabileceği Türkçe'de, matematikte netlerini yaz. Bir denemeye gir. Kendi seviyeni gör. Bu girdiğin deneme de sınav seviyesine uygun bir deneme olsun. Zor sorulardan çıksın. Kendimize ilk önce mesela matematikte 10 tane doğru yapmayı hedef koy. Bu hedefi 10 koyduktan sonra 2 hafta sonra 11, 12 yavaş yavaş arttırmayı hedefle. Büyük hedefimiz bizim sınavda almak istediğimiz puan veya gitmek istediğimiz lise olarak düşünebiliriz. Başarılı olmak istiyorsak konu çalışmamız gerekiyor. Bunları da bir hedef olarak belirleyebiliriz. Çünkü 2 hafta sonra matematik şu konuları bitireceğim. 1 ay sonra Türkçe'yi bitirmiş olacağım bu tarz şeyler.
Kazanım testlerini çözmemiz gerekiyor. Yeni nesil soruları çözmemiz gerekiyor tabii ki. Çıkmış sorular, örnek sorular. Bunları bizim kesinlikle çok iyi anlayarak bunları YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Derslerde zaten öğretmenlerimiz çoğu bunları çözüyordur. Çıkmış sorular ve örnek soruların çözümleri zaten YouTube'da genellikle vardır. Bunları iyice anlamamız gerekiyor çünkü soruyu hazırlayanlar çıkmış ve örnek soruları benzer kişiye hazırladığı için bunlar bize sınav sorularına karşı bir nevi hazırlık antrenman olabilir. Milletim zaten Aralık ayı ve Ocak ayında örnek sorular adı altında soru yayınlıyor. Onları da çözerek milletimin bu sene nasıl, ne tarzda soru soracağını az çok tahmin edebiliriz. Tüm derslerde başarılı olmak, çünkü sınavda başarılı olmak istiyorsak bir dersi biz boşlayıp o dersi çalışmayak diğer derslerde başarılı olma ihtimalimiz var mı? Var. Küçük bir ihtimal var. Nasıl olabilir? Türkçen, matematiğin çok iyidir. Full'e yakın çekiyorsundur. O zaman sen diğer derslerde bazen boşlayabilirsin. O da hedefine göre. Hedefin şimdi 480-490 ise bizim tüm derslere çalışmamız gerekiyor. Başarılı olmak istiyorsak tüm derslere düzenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Deneme yapmalısın. Bunlar branş ve genel deneme olmak üzere iki ayrılır. Genel denemeyi aylık yapabilirsin. İkinci bölüme geçtiğimiz için aylık, iki haftada bir genel deneme yapabilirsin. Branş denemeleri ise, branş denemeyi biraz daha kısa olduğu için Türkçe denemesi ayrı, matematik denemesi ayrı veya sayısal sözel olarak yaptığın için bunları biraz daha hızlandırabiliriz. Kötü olduğun derste sürekli deneme yapabilirsin. Denemedeki sorularını öğretmenlerine, arkadaşlarına sorarak daha iyi kavrayabilirsin. Biz deneme yaparken, soru çözerken süre tutmamız lazım. Çünkü bizim sınavda belli bir süre zarfında bu soruları çözmemiz gerekiyor. Biz kendimizi uzun süre zarfında hazırlarsak sınavda büyük bir bocalama yaşarız. Çünkü sınavdaki bizim belli bir süremiz var. O süre zarfında o soruları çözmemiz gerekiyor. Moral. Biz yaptığımız denemelerde bazen çok güzel puanlar alabiliriz. İstediğimiz sonuçlar gelebilir. Ama bazen bizim aldığımız puanlar bizi mutlu etmeyecek. Veya ailenizi mutlu etmeyecek. Biz hiçbir zaman moralimizi bozmuyoruz. Moralimiz her zaman yüksek tutmak zorundayız. Bazen kendine küçük küçük ödüller verebilirsiniz. Dizi izleyebilirsin, film izleyebilirsin. Oynadığın oyunlar varsa haftada bir saat, iki saat onları oynayabilirsin. Moralin kötü oldu, denemeyi kötü yaptın. Kendine küçük ödüller verebilirsin. Ki moralini yüksel, ondan sonra tekrardan çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu sınav 7-8 aylık bir süreç. Bu süreçte sürekli kazanan, zeki olan çalışır ve kazanır. Öğretmenlerimize sürekli iletişim halinde olmamız gerekiyor. Çünkü öğretmenlerimiz bu sınavı bizden daha çok iyi biliyor. Daha iyi onlar bizi takip edebilir. Onlar bizi iyi yönlendirebilir. Sizin ulaşabileceğiniz 3-5 tane kitap varsa öğretmenlerin ulaşabileceği onlarca kitap var. Aileniz ve çevrenizdekiler sizi bazen üzecek kelimeler kullanabilir. Bunu isteyerek veya istemeyerek yapabilirler ama biz burada moralimiz bozmadan sürekli çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. LGS'de başarılı olmak istiyorsak bizim yapmamız gerekenler, kısaca tekrar edersek tekrardan sınavda çıkacak konuları bir kağıda yazıp bunlar bizim yaptığımız odada, kapıda asılı olabilir. Bizim bunları sürekli takip etmemiz gerekiyor. Konuları, eksiklerinizi azaltmanız gerekiyor. Çünkü sınavda bunlar çıkacak. Genellikle konular sabittir matematikte. Konuları sürekli tekrar etmemiz lazım. Derslerimizi düzenli takip etmemiz gerekiyor. Bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Bu soruları çözerken veya test kitabı alırken kolaydan zora doğru giden soruları, test kitaplarını biz tercih edersek bizim için daha iyi olur. Çünkü zor kitapları aldığımız zaman bu zor kitaplardaki soruları biz zaten çözemezsek bizim moralimiz düşer. Çözemediğimiz için de biraz mücadele ederiz soruyla. Baktık çözemiyoruz, bırakabiliriz ama biz o yüzden kolay sorulardan başlarsak hafiften soruları çözünce zaten matematik ve tüm derslerde zevkli olur. Bu şekilde biz gidersek daha sınavlarda daha başarılı oluruz. Düzenli olarak denemeye girin. Yaptığınız netleri bir yere not edin. Bunların gelişiminizi belli düzeyde gösterir zaten. Ama bir ayda, iki ayda netlerin çok hızlı bir şekilde yükselmez. 3-4 aylık bir süre zarfında netlerinizin ciddi anlamda yükseldiğini görmüş olursunuz. LGS sınavında sizin, ailenizin, öğretmenlerinizin düzenli bir şekilde iletişim halinde olup
çıkmış sorulara, milletimin yayınladığı örnek soruları çözerseniz ve temeliniz iyiyse, okuduğunuzu anlıyorsanız, dört çeminiz güzelse bu sınavda başarılı olmamız için bir engel yok. Tabii bu sınavda en zor konu, en zor ders matematik görünüyor şu şartlarda. Çünkü matematik 20 tane soru çıkıyor. Türkiye genelinin ortalaması 4-5 arasında değişiyor. Sınavda ortalama 420-430 puanlık bir fen lisesine gitmek istiyorsanız başarı genellikle bu görülüyor şu şartlarda. Bizim matematikten 13-14 tane netimiz olması gerekiyor. Diğer derslerimiz, sözler derslerimizin biraz daha netlerimizin yüksek olması lazım. Fende ise 15-16 netleri bizim görmemiz gerekiyor. İstersek neden başarmayalım? O yüzden biz sürekli, düzenli ve istikrarlı çalışmamız gerekiyor. Dediğim gibi zor kitapları almazsanız ilk başlarda daha mücadeleci olursunuz ve kendinizi gaza getirmiş olursunuz. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.